Metin Oktay. 2 Şubat 1936 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Öğrenimine Karşıyaka Soğukkuyu İlkokulu'nda başlamıştır. Babasının işi nedeniyle taşınmaları üzerine öğrenimine Alsancak İlkokulu'nda, daha sonrasında İnönü Lisesi'nde devam etmiştir. Babasının isteği üzerine Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü'ne geçti ve ilk futbol takımı kadrosunda yer alışı Mithatpaşa Okul Takımı ile gerçekleşmiştir. Metin Oktay, 1952 yılında İzmir'de yerel bir takım olan Damlacık Spor ile futbol yaşantısına adım atmıştır. 1954-55 sezon öncesinde İzmir Spor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başlamıştır. İzmir Spor'da tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşamıştır. Ardından 1955 yılında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. İmzaladığı sözleşme karşılığında kendisine taksi plakalı Chevrolet marka bir otomobil verilmiştir. 29 Ocak 1959 yılında İzmir'de Oya Sarı ile evlendi. Aynı yıl içerisinde eski takımı İzmir Spor'dan gelen transfer teklifini reddederek İstanbul'daki kulübü Galatasaray'da kalması sebebiyle eşinden ayrıldı. İkinci evliliğini 1965 yılında İstanbul'da Servet Kardıçalı ile yapmıştır. Çiftin Zeynep adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelse de doğumundan birkaç saat sonra yaşamını yitirmiştir. Metin Oktay, 1959'da kurulan Milli Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk 3 sezonunda gol kralı unvanını korudu. 1960 yılında bir gazete Metin Oktay'ın polis tarafından arandığını manşetine taşımıştı. O zamanlarda askere giden futbolcular kendilerine verilen özel izinlerle maçlara çıkabiliyordu. Ancak Metin Oktay'ın bazı maçlarda aldığı izinlerin karnesine işlenmediği anlaşılmıştı. Metin Oktay, askerliğine 8 gün eksik yaptığı gerekçesiyle 2,5 ay hapis cezası aldı. Fakat Galatasaray yöneticilerinin aracılığı ile yeniden gözden geçirilen davada eksik gün sayısının 8 değil 6 olduğu belirlendi. Çıkarılan af kanununun ardından 45 günlük ceza sonrasında hapishaneden çıkmıştır. 1961 yılında ise Serie A'da mücadele eden Palermo takımı ile sözleşme imzaladı. Palermo futbol takımında bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray'a geri döndü. 1962-63 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol rekorunu kırmıştır. Bu rekor ancak 1988 yılında 39 golle Tanju Çolak tarafından kırılmıştır. O sezon ligde tutturduğu maç başına gol ortalamasıyla lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü olmuştur. Ayrıca Türkiye Milli Futbol Takımı forması altında 36 maça çıktı ve 19 gol atmayı başardı. Metin Oktay, jübilesi için Fenerbahçe'ye teklif götürdüğünde Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın'ın "Tek bir şartım var. Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakika da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin?" sorusuna "Şeref duyarım" cevabını verecek kadar centilmen bir futbolcuydu. Hayranlarınca daha çok taçsız kral olarak bilinen Metin Oktay, Türk futbol tarihindeki her rekoru kırmıştır. Avrupa kupalarında gol atan
ilk Türk futbolcusudur. Bir maçta 5 gol atan, Fenerbahçe derbisinde ağları yırtan, yine bir Fenerbahçe derbisinde rakip filelere 4 gol bırakan Metin Oktay, Galatasaray ile 6 kez gol krallığı, 2 Türkiye Lig şampiyonluğu ve 5 Türkiye Kupası kazanmıştır. Metin Oktay, Galatasaray ve Bursaspor'da teknik adam olarak görev yapmıştır. Metin Oktay son olarak spor yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında kaleme almaya başladığı otobiyografisi ise Oktay'ın vefatı üzerine manevi oğlu Rıfat Pala tarafından tamamlandı. Ölümünden sonra 1994 yılında Top ve Ben adıyla yayımlanmıştır. Türk futbolunun efsane golcüsü Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de bir trafik kazası sonucunda yaşamını yitirmiştir.